Değerli izleyicilerimiz, Anlat Bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Diyarbakır ilimizden devam ediyor. Sizler için Türkiye'mizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de yanımda gıda sektörlerinde hizmetlerini sunan Mahmut Bey'in yanından sesleniyoruz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler anlatacak? Hep beraber izliyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de Diyarbakır'a hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler efendim. Misafirperverliğinizle daha iyi olduk. Efendim, kaç yıldır bu sektördesiniz? Sizleri biraz tanıyalım. Adım Mahmut. Ortalama 20 senedir bu sektörün içindeyiz biz. Yani son 3 senedir Mücizat Lokantası'nda yani işletmemizi devam ettiriyoruz. Hani kaliteli, hijyen, daha sağlıklı, misafirlerimizi daha memnun edecek bir şekilde. Yani her şeyimizle güveniyoruz, daha doğrusu kendimize, öyle diyelim biz. Efendim, ne güzel, 20 yıldır bu sektörün içerisindesiniz. Peki efendim, burada ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Şimdi önceliğimiz gelen bir misafirimizin en kaliteli bir şekilde ağırlanması. Yani buna değinerek mesela biz 24 saat açacağız. Burada çorbasından tutun, fırınından tutun, kebabından tutun, sulu yemeğinden tutun, salatasından tutun. Yani bir misafirin gelip de geri gidemeyeceği bir yer. İstediği bütün tatlar, istediği bütün lezzetler, istediği bütün yemekleri burada bilir. Efendim, az önce de bizler de yedik yemeklerinizden, gerçekten çok lezzetliydi. Efendim, peki müşterimizle kaliteli ve güvenli hizmeti nasıl sağlıyorsunuz? Başta bizim bir hedefimiz var, yani bir kuralımız var. Hijyen, temiz, daha kaliteli bir servis için. Yani etlerimizi günlük alıyoruz. Kendi fırınımızda çıkardığımız ekmeğimizi kullanıyoruz. Daha temiz çalışıyoruz. Yani temiz elemanlarımızla, bu yıllarını vermiş tecrübeli ustalarımızla çalışıyoruz. Daha sağlıklı müşteri memnuniyetini sağlıyoruz bu şekilde. Efendim, Diyarbakır'ın ciğeri meşhur diyorlar ama doğru mudur? Buraya müşterimiz geldiğinde en çok hangi yemeği yemek istiyor? Ya şimdi Diyarbakır'ımızın bütün etleri lezzetli ama öne çıkan kuzu ciğeridir. Bundan şüphe yoktur. Gelen bütün misafirlerimizi de bekleriz. Yani ciğer yediği zaman en azından desin ki biz ciğer yedik Diyarbakır'dan. Onu da Mucizet Lokantası'na bekliyoruz muhakkak. Efendim, peki bu kuzu ciğerini sizler nasıl yapıyorsunuz? Nasıl bir süreçten geçiyor? Yani sizi bu kuzu ciğerinde diğer firmalardan ayıran farkımız nedir? Şimdi dediğimiz gibi biz sadece kuzu ciğeri kullanıyoruz. Günlük kullanıyoruz. Yani bazı yerlerde şoklu kullanılıyor, dana ciğeri kullanılıyor. Bizde kesinlikle öyle bir şey yok. Günlük taze taze. Yani en fazla 2 saat dinlenmiş bir ciğer direktmen ızgaraya geçiyor. O yüzden lezzetini de kaybetmiyor. Daha sağlıklı, daha temiz oluyor. Efendim, peki etlerimizi nereden temin ediyoruz? Şimdi bizim buranın genellikle Karacada dediğimiz bir bölgemiz var. Yani hayvancılık olarak meşhur olan bir bölge var. Oranın eti gerçekten çok lezzetlidir. Yani bir kasabımız var, onunla zaten günlük bir anlaşmamız var. Sürekli taze et, kuzu eti kullanıyoruz. Yani toklu hayvan dahi kullanmıyoruz biz. Hani kuzu eti olduğu için daha lezzetli oluyor, daha yumuşacık oluyor. Peki efendim, müşteri geldiğinde sizden en çok hangi et yemeğini istiyor? Yani çoğunluk şu anda ciğer talebimiz var. Ciğer gerçekten ön plandadır. Onunla takiben kemikli dediğimiz bir pirzola benzeri bizim bir ızgaramız var. Gerçekten çok güzel, daha lezzetli, yumuşak böyle. Onun arkasında sulu yemeğimiz devam ediyor, fırınımız devam ediyor, çorbamız var, kelle paça çorbamız var. Bunlar birbirini arkasını tamamlıyor hepsi. Efendim, ne güzel, birçok ürün çeşitliliğimiz var, birçok yemeğimiz var. Peki efendim, bu etleri sizler nasıl yapıyorsunuz? Yani bir et kaç dakika pişmeli? Ya şimdi bir et, biz de bu sektörün içinde ortalama bir 20 senedir. Bir et bir gün dinleniyor. Biz kuzuyu aldığımız zaman zaten bir gün dinlenmiş bir kuzuyu alıyoruz. Onun soslaması da zaten ortalama bir gün sürüyor. Sosladıktan sonra bir etin pişme süresi, yani kurumaması için bir 10 dakika ortalama. Hem lezzetli hem daha güzel oluyor. Efendim, peki sizlerden paket servis isteyen müşterimiz olduğunda bu imkanı sağlayabiliyor musunuz? Şu an pandemiden dolayı evet sağlıyoruz. Ortalama bir 30-35 tane otele şu an servis veriyoruz. Yani paket servisi veriyoruz pandemiden dolayı. Efendim, peki burada kaç kişilik bir ekipsiniz? Yani şeflerimiz de gördüğüm kadarıyla çok samimi insanlar. Ya burada kaç kişilik bir ekip çalışıyor? Şu an biz 24 saat açız. 17 kişilik bir ekibimiz var. Yani bu 17 kişi ekibimizle tabii vardiya sistemimiz var şu an bizim, gece ve gündüz. Bir bölüşme yapmışız, ona göre devam ediyoruz biz. Yani samimiyetinize göre aile gibi bir ekip diyebiliriz o zaman. Bizleri burada çok güzel ağırladılar. Kesinlikle öyle, onda şüpheniz olmasın. Efendim, peki izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilir?
Sosyal medya hesabımızda Mucizeat Lokantası adıyla kesinlikle bize ulaşabilirler. Orada numaralarımız var. 24 saat açığız. Hem servis olsun hem paket olsun.